hakikat için ikramdan vazgeçebilmek gerekir. Kelimenin kökü bu manada harfi mim, ma'in kelimesindeki harfi mim, hikmeti i Resulü Kibriye aleyhissalatü vesselam harfi elif baba haktır. Yani hakka giden kapıda elife nail olmuş olan bir insan dahi orada yeni bir zorlukla karşılaşacağı anlamına gelir ki ikinci elif hakikattir. Hakikatle arasında var olan elifin perdesi tabiri caizse o insanda yeni bir zorluk ve külfiyete maruz kalmasına sebep olur. Hakikat için bu manada ikramdan vazgeçmek esastır. Zira Nemil suresinin 60. ayet gelmesi bu babı. Söylediğimiz bu işaretin delilidir ki Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. اَمَّنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاِنْ yahut semalarla yeri yaratmış ve sizin için semadan bir su indirmiş olan Allah mı buyurdu. Ayet-i kerimenin devamında sona doğru şu ibare var. E ilahüm Allah. Allah ile beraber bir Allah mı var? Belhum kavmun ya'dilun. Hayır, onlar Allah'a denk koşan kavimlerdir. Allah'a denk koşan kavimler yeryüzünde Allah'ın verdiği ikramları reddedenlerdir. Allah Azze ve vermiş olduğu ikramı kabul edenler ve bu ikram ancak ve ancak Cenab-ı Hak'tan inzal olundu diyenler doğal olarak ehli imandır. Ancak ehli imanın arasında onları sağcılardan kılıp da mukarreb olmalarına engel teşkil eden husus ikramlara takılmış olmalarıdır. Dolayısıyla işaret bize şunu söyler. Ey insanoğlu sağcılar ehli imandır doğru. Ancak mukarreb olup Cenab-ı Hakk'a yaklaştırılmış olanlardan olmak istersen yeryüzünde madden ve manen her iki tarafta sana verilmiş olan ikramlardan herhangi birinde kısıntıya uğratılması veya fazlalaştırılması, onun senden alınması ve bir başka şeyin verilmesi, sende hiçbir şeyi değiştirmediği gün sen haktan hakikate doğru yolculuk almayı başarabilirsin. Dolayısıyla ehli tasavvufun hakikatine bakılsa burada şu görülecektir ki, o dereceler yükseldikçe bazen derece aralarındaki geçişlerde ehli imanın, o derece geçişlerinde bazı verilmiş olan ikramlar alınırlar. Alındığı zaman insanla meydana gelen boşluklar hasıl olmamalıdır. Zira burada alınmış olan, onun Elif perdesinden hasıl olan illet karşısında hakikate ermek için ihtiyacı olan bir ara devredir. O ara devreyi atlattığı zaman görür ki önceki verilmiş olan ikramlar hakikate ermiş olma babında her şeyden daha üstün. Bu manada insanoğlunun tasavvuf yolculuğu yaparken amacı, hakikatteki amacı Cenab-ı Hakk'a nazil, nail olabilmek, onun hakikaten sevgilisi olabilmekse eğer, sevgiliye giden yolda sevgilinin sana verdiği ikramların iptali yahut kesilmesi seninle sevgili arasında bir şeyi engelliyorsa, o sevgide bir azalmaya sebebiyet veriliyorsa bu senin iman muazenesinde dahi eksikliklerin olduğunu sana hatırlatılmasıdır. Dolayısıyla asıl amaç tasavvufta ne keşif sahibi olmak ne havada uçmak ne kerametler vesaireler değil. Biz hakikatin kendisine ermektir ki cennette bizlere ikram edilecek olan su hakikat suyudur. Hikmet babına gelsek şunu göreceğiz. Allah Azze ve Celle'nin bu ayet kelimesiyle anlıyoruz ki vazgeçilen yerde yeniden bir ikrama tabi olabilir insan. Yani o ikramların her birisi iptal olsa diyecek ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İkramların yenisinin hasıl olabilmesi için de değil, hakikatin tevziyi için vazgeçmenin hükmünde yeni bir ikram ona gelince gerçekten o hayatın bir başka şekilde hasıl olabileceğini anlayacaktır.